Ökaryot hücrelerin içine baktığımızda burada zarla çevrili organeller olduğunu görürüz. Bu zarla çevrili organellerden bazılarının oldukça ilginç bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin burada bitki ve alg hücrelerinde bulunan kloroplastın bir diyagramını görüyoruz. Fotosentezin burada gerçekleştiğini daha öncesinden biliyorduk ancak burada ilginç olan nokta kloroplastın yapısının kendi başına bir prokaryot hücre olmaya uygun olması. Kloroplast kendi başına hareket etmiyor ancak kendine ait bir DNA'sı var. Aynı zamanda mesajcı RNA'dan proteine geçilen yapı olan ribozomlara da sahip. Şimdi de hayvan hücreleri ve vücudumuzdaki hücreler de dahil pek çok ökaryot hücrede bulunan başka bir zarla çevrili organele bakalım. Burada mitokondriyi görüyoruz. Mitokondri genellikle ökaryot hücrelerin enerji kaynağı olarak görülür. Dolayısıyla burada ATP üretmek için oksijen kullanabiliriz. Tıpkı kloroplastta olduğu gibi mitokondrinin de kendi DNA'sı bulunur. Aynı zamanda yapısında mitokondriyal ribozomlar da bulunur. Daha büyük bir ökaryot hücrede mitokondrinin nasıl göründüğünü bu diyagramlardan anlayabiliriz. Konumuza geri dönecek olursak, evrimsel biyologlar uzun yıllar boyunca bu yapıların neden var olduğunu anlamaya çalıştı. Aynı zamanda bu yapıların nasıl kendi başlarına prokaryot hücre gibi göründüklerini bulmak istiyorlardı. Bu noktada diğer hücrelerin içerisinde simbiyoz halinde yaşayan ve büyük ölçüde mitokondri ve kloroplasta benzeyen bağımsız prokaryot bakteri örneklerinden bahsetmek mümkün. 1960'lı yıllara geldiğimizde Lynn Margulis isimli bir biyolog, endosymbiyos teorisi adlı bir teori ortaya attı. Bu teoriye göre evrimsel geçmişimize bakarsak, örneğin 2,5 milyar yıl önceye gidersek, mitokondri ve kloroplast gibi bu zarla çevrili organellerin atasının aerobik halde yani oksijen kullanarak enerji üretebilen bağımsız prokaryot organizmalar olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu organizmalar günümüzde modern ökaryot hücre olduğu düşünülen ve yapısında hücre çekirdeği gibi anaerobik halde yani oksijen kullanmadan enerji üretebilen zarla çevrili yapılara sahip hücrelerin öncüsüydü. Bu yapılar, burada gördüğünüz yapıların aksine oksijen kullanamıyordu. Bu nedenle bu iki yapı daha sonrasında simbiyotik bir şekilde varlığını sürdürmüş olabilir. Buna göre daha fazla enerji üretmek için oksijen kullanabilen hücre, daha büyük olan diğer hücre tarafından yutulmuş olmalı. Bu noktada daha büyük olan hücrenin besin ve koruma sağladığını, yutulan daha küçük hücrenin ise bu besinleri daha iyi bir metabolizma sürecine dahil edebildiğini ve daha fazla enerji üretmek için oksijen kullandığını söyleyebiliriz. Ayrıca zaman içerisinde bu simbiyotik ilişkinin daha da güçlendiğini ve küçük organizmanın kendi başına hareket edemeyecek hale geldiğini de ekleyelim. Bu durumda bu organizma bağımsız hareket etmek için gerekli olan DNA'sının bir kısmını kaybetmiş olmalı. Hatta DNA'nın bir kısmı daha büyük olan hücrenin DNA'sına aktarılmış olabilir. Bu küçük organizmalar evrim geçirerek günümüzde mitokondri olduğunu düşündüğümüz yapılara dönüşmüş olabilirler. Aynı zamanda bu olağanüstü teorinin daha sonrasında bilim camiasında kanıtlandığını da iddia edebiliriz. Yani böyle iddiaların olduğunu söyleyebiliriz. Lynn Margulis, 1960'lı yılların sonunda bu teoriyi ortaya attığında pek fazla ciddiye alınmamıştı. Ancak daha sonrasında mitokondri ve kloroplastın DNA yapıları daha yakından incelendiğinde bu teorinin doğrulandığını ve hücrelerimiz içerisinde nasıl ortaya çıktıklarını gösteren en olası teori olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Aslında bu teori genel anlamda evrimin bir parçası. Evrim teorisi denilince genellikle doğal seçilim, varyasyon ve mutasyonların rolünden bahsediyoruz. Ancak bu simbiyozla ilgili teorisiyle Lynn Margulis evrimi kolaylaştıracak farklı bir fikir ortaya atmış oldu. Simbiyoz aslında doğada pek çok farklı yerde karşımıza çıkar. Margulis'in teorisine göre ise bazı durumlarda simbiyotik halde yaşayan organizmalar birbirlerine o kadar bağımlı hale gelir ki belli bir süreden sonra birleşerek tek bir organizma halini alırlar.